Emin baba. Dersen biz bir kahve içelim. Ya Emin baba benim... Hatır kahvesi oğlum. Yani her defasında daha ne kadar diye soruyorum Emin baba. Daha ne kadar canımı acıtacak? Ne kadar daha sevdiklerimin canını yakacak bu adam? Ömrü yettiği sürece. Çekecek çilem var diyorsun yani. Ateş. İnsanlar evlatlarından vazgeçmezler. Onlara iyilik yaptığını zannedip kırtlaklarına yapışırlar, nefessiz bırakırlar. Fark etmezler. Senin baban da böyle bir adam. Ama unutma. Ne o senden vazgeçecek, ne de sen ondan. Ya ben geçtim. Emin baba ben geçtim. O adamdan defalarca vazgeçtim ben. Ben utanıyorum o adamdan ya. Onun oğlu olmaktan, babam olmasından utanıyorum ben. Yok olsun istiyorum. Sonra niye böyle düşünüyorum diye kendimden de utanıyorum. Utanmaktan korkma. Utanma duygunu yitirseydin kalbin kururdu. Ama bak senin kalbin pıtır pıtır atıyor. İyilik diye atıyor. Sen iyi bir adamsın Ateş. Hem de babana rağmen, babanın yaptıklarına rağmen iyi bir adamsın. Düşünsene bir, utanma duygunu olmasaydı neler yapardın? Belki baban gibi olurdun. Ateş, eğer sen benim evladım olsaydın, seninle gurur duyardım. Azıcık hükmü varsa söylediklerimin, ne olur sen de kendinle gurur. Sağ ol be baba. Sağ ol. İnanabiliyor musun? Yaptıklarımı şımarıklık zannediyorlar. Halbuki içimde ne fırtınalar kopuyor. Yüreğim nasıl parçalanıyor hiç kimsenin haberi yok. Ama ne yapayım? Ben de böyleyim. Ben de hayata bu şekilde tutunuyorum. Bu şekilde ayakta duruyorum. Onlar buna şımarıklık diyorlar. Ama benim de hayatla savaşma tarzım bu. Yalana, riyaya karşı ayakta durmak ne kadar zor bilmiyorlar. Beni de senin gibi cansız, ruhsuz, duygusuz zannediyorlar. Ama her insan bir değil ki. Herkes sevgisini bu kadar kolay ifade edemez ki. Kanayan kalbinin sızısından vazgeçip sevda ateşinde yanamaz ki.